sanal ortamda, bilgisayar ortamında birçok analiz gerçekleştirildi. Geliştirilen algoritmaların önce bilgisayar destekli simülasyonlarda verifikasyonu yapıldı. Bugün fiziksel ortamda, gerçek araçların üzerinde bu testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Platooning, iki ya da daha fazla kamyonun birbirini yakın mesafeden takip etmesine verilen isim aslında. Platooning fonksiyonu, otonom sürüş ve bağlantılı araçlar teknolojisini kullanan bir fonksiyon. Araçlarımızda şu anda radar kameranın üstüne GPS bilgisi veya farklı bilgileri de kullanıp bu bilgileri araç haberleşmesiyle paylaşıyoruz ve bu şekilde bütün konvoyun koordinasyonunu sağlıyoruz. Böylece sadece iki araç birbiri hakkında değil, çevre hakkında da bilgi sahibi olmakta. Bu sayede etraftaki diğer araçların ne yaptığına dair bir bilgi edinilmekte. Mesafe belli bir değerin altına indiğinde ve lider aracın onayının arkasından aslında arkadaki takip eden araç lider aracı bağlanıyor ve platonu oluşturmuş oluyor. Bu sayede kamyonların üzerindeki rüzgar direnci azalıyor ve ortaya %10'a varan bir yakıt ekonomisi avantajı çıkıyor. Öndeki şoförün gaza basması, frene basması veya direksiyonu çevirmesi aynı anda arkadaki araca da aktarılıyor ve kontrol algoritmalarımız da bu bilgileri kullanarak araçların güvenli bir şekilde birbirlerini takip etmesini sağlıyor. Bu sayede normalde iki insanın birbirini takip edemeyeceği yakınlıkta takip edebiliyor araçlar. Yani öndeki araç ani bir fren yapsa dahi daha bu fren yapmadan önce bilgisi arka araca gittiği için arkadaki araç buna hazırlıklı oluyor. For the following truck, the longitudinal as well as lateral control I handed over to the system. The system was well tested in simulations and also the algorithms and the solutions were chosen from proven solutions. But always the step going from the simulations to the real road is a challenging step. Firstly, it saves fuel. Certainly depending on the traffic situation. Secondly, in its final evolution, you can enable driver substitution. And last but not least, it increases the safety. All of the platooning functions are able to be used for other use cases in other applications again. Daha emniyetli bir sistem olduğunu söyleyebiliriz çünkü trafiği düzenliyor. Birbirinden kopuk giden kamyonlar yerine trafikte birlikte akan bir kamyon dizisi görüyoruz. Otonom sürüş alanı dünyada biliyorsunuz hızlı ilerlemekte. Geliştirme çalışmaları için çok ciddi bir kaynak gerekmekte. Bu da işbirliklerini çok önemli kılıyor. Ford Otosan ve AVL çeşitli projelerde zaten uzun süredir beraber çalışmakta. Fakat bu proje özelinde sadece 8 aydır beraber çalışmaktayız. Her birim kendi tecrübelerini, bugüne kadar geliştirdiği sürücü destek sistemleri fonksiyonları veya otonom araç sistemleri tecrübesini aktarıp şu anda bizim bu testini gerçekleştirdiğimiz sistemi ortaya koyma başarısını gösterdi. Both parties have significant experience in developing ADAS ID functions. AVL has done several customer projects for demonstrations as well as for SOP. And for different European customers and also other customers, and Ford Otosan has actually developed those ADAS ID functions, implemented them and brought them to the market. Bugün burada projenin ilk aşamasının bitişiyle birlikte testlerimizi başarıyla tamamladık. Birçok farklı senaryo denedik burada. Araya araç alma, öndeki aracın frenlemesi gibi senaryolarda sistemin başarıyla çalıştığını görmüş olduk. Türkiye'de ilk kez yapılan bu çalışmanın içinde yer almak gerçekten mutluluk vericiydi. AVL ile birlikte Ford Otosan olarak böyle bir projenin ilk aşamasını tamamlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz.